Akif Beki, Karar Gazetesi. Türkiye Hamas'ı tutmalı mı? İlk anket çıktı ama önce Erdoğan'ın dün AK Parti grubunda ne deyip ne demediğine bakalım. Bay Amerika'ya ismen çıkışmadı. Batı'ya eleştirisini genel tuttu. Özel olarak bir ülkeyi veya liderini hedef almadı. İsrail ile Türkiye ilişkisini ise devletler yerine liderler zaviyesinden ele aldı. Netanyahu ile kişisel ilişkisine bir düzeltmede bulundu. Sadece bir kere elini sıktığını söyledi. Geçen ay New York'ta görüşmüş ve karşılıklı ziyaret için sözleşmişlerdi, onu iptal etti. Davos'taki Van Münit çıkışını da hatırlattım. Ancak haydut devlet söylemini tekrarlamadı. İsrail'e örgüt dedi, terör örgütü demekten sakındı. Kısacası Erdoğan, Netanyahu ile kişisel ilişkisini askıya almak dışında devletten devlete bir yaptırımdan, normalleşmeyi askıya almaktan, ilişki kesmekten ya da maslahat güzel düzeyine indirmekten söz etmedi. Buraya kadarı batıdan yeni bir epistemolojik kopuşa yol açmayacak düzeyde. Ekonomimize etkileri açısından bir hasar tespiti yapılacaksa şunu da not edelim, eylemle söylem arasında da gözlerden kaçmayacak bir fark var. Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalamış ve Meclisin onayına göndermişti. Ama AK Parti Genel Başkanı olarak Mecliste konuşurken konuya girmedi, parti grubuna bir talimat vermedi. Stockholm sokaklarında terör propagandasıyla kutsalımıza saldırı serbestken benden geçmez şartlarımızı karşılamadılar ya da ABD Başkanı F-16'larla ilgili kongresine söz geçiremiyorsa ben de meclisimizin kararına karışamam söylemine girmedi. Batı fotoğrafı okurken bu farkı da dikkate alacaktır. Batıdan yarım kopuşun riski. Yine de Erdoğan, 7 Ekim'den beri gözettiği diplomatik dengeden soğukkanlı devlet aklı dediği yerden ayrıldı dün. Ankara'nın tutumu Hamas'a değil Gazze halkına sahip çıkma ve iki tarafın sivil katliamlarına karşı durma şeklindeydi, bu değişti. Erdoğan, Hamas için terör örgütü tanımlamasına karşı çıktı. Ülkesi için savaşan bir kurtuluş ve mücahit grubu olarak tanımladı. Hani Ankara o sabah Hamas lideri Haniye'den İstanbul'dan gitmesini istedi diye rivayetler dolaşıyor ya. Yalanlamak kesmemişti. Belki onların etkisini kırmaya yarar. Batıdan tam kopmayan ama yarım ayrışan bu çıkış Türkiye'nin Katar gibi körfez ülkeleriyle ilişkilerini rahatlattı. Peki alınan riske değer mi? New York, Londra ve Paris'ten sonra körfez başkentlerine kaçıncı kaynak arayışı turuna çıkan Mehmet Şimşek'e sormak gerek. Hamas'a kefil olalım mı, olmayalım mı? Örgütten sözü geçen, temsil yetkisi verdiği ve onun adına muhatap alınması gereken bir konum elde etmek için Hamas'a kefil olunacaksa, masadan dışlamak isteyenlere karşı Ankara'ya aradığı rolü sağlayabilir mi? Şüpheli. Ankara'nın ateşkes ve barış görüşmelerinde etkin arabuluculuk rolü oynamasını daha da zora sokma ihtimali ise yüksek. Erdoğan'ın şu cümlesi yumuşatılabilir belki. Bu savaşı Haçlı Hilal meselesine döndürmeyin. Aksi takdirde insanlığa yazık olur. Hamas'a mücahit dese de Erdoğan İsrail Hamas savaşını hala din savaşı olarak görmediğini ve savaşa karşı barışı savunduğunu duyurmuş oluyor. Dikkat ve özenin bu kadarı yeter mi? Bulacağı karşılık gösterecek. Gelelim halkın Erdoğan'dan ne beklediğine. Metropolün anketine yansıyan şu AK Partililerin bile %80'i iktidardan tarafsız kalmasını, mümkünse ara buluculuk yapmasını ama dengeyi bozmamasını istiyor. Yani Türkiye katliamlara karşı Gazze halkından yana ama İsrail'e karşı Hamas'ı da tutmalı mı derseniz çoğunluk Hamas'la mesafenin korunmasından yana. Hamas'ın arkasında durma talebi genelde %12'yi, en yüksek olduğu HEDEP ve yeniden refah tabanlarında bile %20'yi geçmiyor. Şöyle özetlenebilir, Hamas siyasi liderleri bile İsrail'e saldırıyı TV'den öğrendiklerini, haberleri olmadığını söylüyor. Milyonların kaderine etkileyen bu kararı sormamışlar. Kim nasıl aldı bilmiyoruz. Sızma yönlendirme, başka parmak ve hesap var mı sorgulanmayacak. Bölge devletleri de bir örgüt aklının peşine takılacak. Öyle mi?